Evet arkadaşlar, daha önce basit bölme yapmıştım, video çekmiştim. Burada 3 tane kovanım vardı. Hepsini ikiye böldüm ben. Anaları çiftleştiğinde eşitleyeceğim ve bala yetişmesini umut ediyorum demiştim. Şimdi kontrollerini yapacağım. Daha önce bir kere baktım ben bunlara, bir hafta önce. İki tanesinin anası çiftleşmemişti, bir tanesininki çiftleşmişti. Şimdi tekrar bakımını yapacağım. Çiftleşine tekrar denkleşme yapmıştım. Denkleştirmiştim. Birer çıta onlara aktarmıştım birbirlerini. Şimdi en baştan başlayacağım. Tekrar anası çiftleşenden başlayacağım. Şöyle biraz kamerayı yakına alayım. Şöyle iki kovanı da görsün. Çünkü çıta aktarmam gerekebilir. Tabi beslemeye devam edeceğim ben bunları. Önce asıl kovanı açacağım. Asıl kovanın durumuna bir bakalım. Şöyle. Evet, gayet güzel. 9 çıtayı doldurmuş. En son verdiğim ham petiği de kabartmaya uğraşıyor. Gördüğüm henüz kabartmamış. Şey nereye koyduk? Şimdi de bölmeye bakalım. Daha önce dediğim gibi öyle sanıyorum ki ben iki çıta destek vermiştim buna. Evet, gayet güzel. Patlamaya hazır, bekliyor. Buraya bir tane ham çıta koymuşum ama kabartamamış ve sarmamıştı. Evet, nektar bulamamış. Şöyle döndüreyim. Ananın yavru atışına bakmak istiyorum ben bunu. Bu sene analar çiftleşmedi, çok sıkıntılı. Hala bununla beraber çıkan analar bekliyor. Artık bu çiftleşti nasıl olduysa. Evet, günlük görmeye çalışıyorum ama bu çıtada günlük olması lazım. Yoksa çiftleşen bu değil miydi? Evet, günlük yok bunda. Bu çıta da günlüğün olması lazımdı. Şöyle baka baka devam ediyorum. Belki de yanıldım ben. Çiftleşen bu değildi herhalde. Yo, bu günlük burada, evet. Bu çıtaya günlük atmış ana. Evet, anayı da gördüm bir yan çıtada. Şöyle göstereyim. Şöyle. Nereye gitti? Arkaya mı gitti? Evet, ana burada bakın. Hop, arkaya döndü. Sıkışmasın. Gayet güzel. İri bir ana.
Evet, bu da arılı, günlüklü süt basmış bunu. Bu da verdiğim çıtaydı muhtemelen. Bu da kapalı çıta. Evet, onun içine niye atmış? Onu anlayamadım. Evet, gayet güzel. Şimdi buna bir çıta daha vereceğim ben yan taraftan. Direkt vermeyeceğim. Önce yana koyacağım. Daha sonra oradan kendi içine yaklaştırırım. Kendi kovanın içine. Risk almak istemiyorum. Bunu kabartmış. Hatta yok, bu tarafa bal koymuş. Buna yavru attıracağız. Şimdi dışından bunun ham verelim. Buna yavru attıralım. Şuna bakıyorum. Önceki evet, çok güzel günlük atmış bunu. Şöyle güzel çıkmaya yakın bir çıta bulmak istiyorum. Bu kalsın. Oo, çok güzelmiş bu. Anayı bulmam lazım tabi. Önce çıtayı beğeneyim. Hay maşallah, şuna bakın. Nasıl kapalı. Komple kapalı yavrulu çıta bu. Muhtemelen bu taraftan doğru geliyor böyle. Şunlar daha çıkanlı gibidir sanki. Evet, bu günlük. Diye bakayım. Evet, aradığımız çıtayı bulduk. Şöyle bir yana koyayım bunu. Burada dursun. Şimdi ben bir anayı görmeyi istiyorum. Anayı görmezsek olmaz. Risk almak istemiyorum. Gel bakalım. Az önceki günlükte de yoktu. Bunu da günlük atmış maşallah. En dışa kadar günlüğü basmış. Kızımız nerede bir bakalım. Bir bulsak kızımızı rahatlayacağız ama. Evet, ana burada. Günlüklü değilmiş. Gayet güzel. Bayağı sıkışık. Arının durumu. Buna yavru atacak zaten. Buraya bir tane daha ham verip şuruplayacağım bunu ben.
Evet arkadaşlar, bir yandaki kovana bakıyorum şimdi. İnşallah ki anası çiftleşmiştir bunun. Çünkü en son baktığımda çiftleşmemişti. Eğer anası çiftleştiyse bu da bir şekilde yola girecek, ama ana çiftleşmediyse biraz sıkıntılı. Şöyle durumuna bakarsak, sakinliğine, sanki her şey yolunda gibi. Evet. Buna ben önceki baktığımda kapalı çıta, yavrulu çıta vermişim. Evet, meme yapmış. Meme yapmış. Evet, bunun anası dönmemiş çiftleşmeden. Şimdi kapalı memelerim var benim, onlardan buna ben tekrar ana çıkartacağım. Tabi bu arada memesi buradaymış, bunda mı? Bu arada buna yavrulu çıta vermeye devam edeceğim. Çünkü bayağıdır anasız. Yalancılamasın. Evet arkadaşlar, bu da asıl kovan dolmuş, kat istiyor. Meme bile yapmış olabilir. Şöyle göstereyim. Çok güzel günlük atmış buraya, kabartmış. Şimdi şöyle bundan eğer buna da yavru attıysa, aynen, buna da günlüğü atmış. Ama bal koymaya da başlamış. Şimdi işte yan tarafın çiftleşmemesi biraz bizi sıkıntıya soktu. Evet, bu da günlük. Yan taraftan bir tane kapalı çıta çekmek istiyorum ama sanırım o aradığımız çıtayı bulamayacağız. Ana burada. Buraya günlük atıyor. Bakın, güzel bir anası var. Yumurtayı atarken de gördüm. Geçerken düşürdü, geçti. Şöyle anayı bulmuşken buna ben birkaç gün daha kat atmayayım. Yan tarafa destek vereyim. Evet, gayet güzel. Dursun bakalım. Neredeyse hiç kapalı yavrusu kalmamış. Bütün arasını sökmüş. Yerine de günlük atmış. Anayı koyalım yerine artık.
Evet, bu kapalı yavrusu. Şu günlüğü bir içe alayım. Bunu bir dışı alayım. Evet. Buna bir tane daha ham kabarttırabiliriz biz şu anda. Evet, bir tane daha ham verdim. Yarım kabartılmış vardı zaten içinde. Şurubunu da verelim. Ya dışarıdan nektar geliyor ama gelen nektar buharın kendisine yetmiyor. Daha yeni yeni çıtaların kenarlarına bal koymaya başlamış. Evet, şimdi bu anayı ne yapacağım? Kovanı. 8 Nisan'da bölmüşüz bunu biz. Eski videoda da vardır muhtemelen. 29 Nisan'da günlük vermişim ben buna. Verdiğim günlük muhtemelen şu. İyi ki yazmışım. Yazmasam başka yerden kapalı meme aramaya. Şimdi burada bağrının kapalı memeleri var. Evet. Bir orada, bir burada. Evet. Arkadaşlar, anası çiftleşen bölme gayet ilerlemeye başladı. Ama anası çiftleşmeyen, sorun çıkaran bölmemize tekrar meme yaptık. Ben buna günlük vermişim 29 Nisan'da. Şimdi iki tane meme bıraktım bunda. Kendisi yapsın. Çünkü bu aynı zamanda denemeydi. Bölmelerin her ikisinde bala yetiştirebileceğiz mi diye. Ben buna bir çıta da destek verdim. Burası 10 çıta oldukça yana aktarıyoruz. Destekleye destekleye. Her ikisi de 10 çıtayı doldurduğunda umarım ki anası çiftleşmiş olur. Ve katlarını aynı anda atarız diğeri gibi.